Peki şimdi geniz akıntısına geçebiliriz artık. Evet, geniz akıntısı. Geniz akıntısı, geniz eti hemen dilcin arkasında üst tarafta küçük bir beze. Bu beze kulaktan boğaza açılan östaki borusu ve bu sinüslerden boğaza açılan noktada çok önemli fonksiyonları var. Bu bir lenf nodülü aslında. Ne yapıyor? Lökositler üretiyor. Zararlı maddeye karşı. Zararlı madde nedir? Almış olduğumuz havanın içerisinde bakteri, virüs ve mantarlar nereye gidiyor? Burada içerideki sinüslerde tüysü hücreler var. Bunlar tutabildiğini tutuyor. Tutamadığı nereye gidiyor? Geniz etine geliyor. Geniz etinin olduğu yerde biraz daralma var. Hava buradan giderken bunların üretmiş olduğu lökositler zararlı maddeyi yani mikrobu yok ediyor. Çok özel bir sistem. Fakat zamanla sürekli bir yoğunluk olursa, sinüslerde iltihaplanma olursa geniz eti de iltihaplanabilir, şişebilir. Geniz eti iltihaplanırsa östaki borusundan mikroplar orta kulağa çıkar, orta kulak iltihaplanması olur. Geniz etindeki iltihap veya şişmesi, enfeksiyon kapması faranjiti tetikler. Hatta diş ağrısı vesaire yani kana karışır. Bütün vücuda mikroplardan koruyan bir noktayken mikropların yayıldığı bir nokta odak haline gelebilir. Çok tehlikeli olabilir. sinüsler çok çok önemli. Almış olduğumuz havayı nemlendiriyor. Havanın içindeki tozu, toprağı vesaireyi zararsız hale getiriyor. Ayar veriyor. Sıcaksa soğutuyor, soğuksa ısıtıyor. İçerisindeki mikropları öldürüyor. Tozu kendine bağlıyor. Sinüslerin üzerinde sümüksüz süngerimsi bir sümük var zaten. Sümüksüz süngerimsi diyorum. Bir insanın sinüsleri takriben bir bardak dolusu sümük üretir. Bu sümük antibiyotik gibidir. Doğal. Vücudun kendi salgılamış olduğu. Kulak da aynı şekilde kulak kiri üretir. Bu da aynı şekilde bitkisel antibiyotik gibi. Doğal antibiyotikler zararlı mikroplara karşı. Mikrop kaptığı zaman tehlikeli olur. Bunun için ne yapmak gerekir? İşte burada eğer ki enfeksiyon kapmışsa ıtır, Afrika ıtırı, oğul otu, kekik, adaçayı gibi bitkilerin ekstraklarından oluşan güzel formüller geliştirdik. Genellikle küçük çocuklarda çok gözükür. Tabii ki çocukların kapsül yutması veya ağır ilaçlar kullanması zor olduğu için onlar için çok özel formüller geliştirdik. Sinüzit, faranjit, bronşit, geniz eti, iltihaplanması ve şişmesine karşı ıtır, Afrika ıtırından çok özel bir formül geliştirdik. Fakat küçük çocuklar kapsül yutamayanlar için, bu kapsül olduğu için yutamayanlar içinse yeni bir formül. Nef-E çayı. Aslında bu nedir? Bitki ekstraktı. Türkiye'de ilk defa bitki ekstraktından çay geliştiren biz olduk. Yani bu aslında bitkinin tozu. Şöyle bir kaynar, bir bardak kaynar suya. Evet. Bunun bir çay kaşığı, bu ekstrakttır. Yani ilaç. Aynı ilaç gibi bu. Şu gördüğümüz çay gibi değil. Farklı. Buradaki bitkinin mesela 100 gramında etken madde %3'tür, %5'tir. Ekstraktın ise tamamı etken maddedir. Tamamı. Bu nedenle ekstrakt, evet, ekstraktın etkisi mükemmel. Evet, biraz soğuk su olduğu için karışmadı. Sıcak suyla çözülür. Çözülmesi biraz zor. Hı hı. Her türlü sinüzit, faranjit, geniz eti iltihaplanmasına karşı çok özel bir formül.
küçük çocuklar için, her yaş kullanabilir. Küçük çocuklar için yarım çay kaşığı, 6 yaşından büyük olanlar için bir çay kaşığı, büyüklerse herkes her yerde kullanabilir. Sadece küçük bebekler için değil. Büyükler bir tatlı kaşığı kullanabilir. Yani şimdi burada eski usul çayı kaynatmak, demlemek vesaire ofiste çalışanlar için zor olacağı için yeni bir sistem geliştirdik. Kaynar suya yetişkinler bir tatlı kaşığı attığında faranjitti, sinüzitti, bronşitti, orta kulak iltihaplanması vesaire 10 numara. Hem çay içiyor, tadı güzel, içimi güzel, hem çay içilir, hem de bitkisel bir ilaç. Evet, bitkisel doğal bir kullandığı zaman yavaş yavaş burasından kurtulur. Artı, bu da enfeksiyon kapanlar için enfe çayı, enfe. Bunun birleşiminde kortisep, Çin tırtır mantarı. Çin'de 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılan bir parazit, bir bitki diyelim, mantar. Diğer bitkilerin özünü emer veyahut da böceklerin larvasının özünü emer. Her türlü rahatsızlığa karşı isteyen Google'da girip görebilir. Kortisep, bitkisel doğal antibiyotik. Yetişkinler için Kortisep Forte, çocuklar için NF, özel bir isim, NF enfeksiyona karşı geliştirilmiş ve ekstrakt olduğu için de etkisi maksimum derecedir. Çayla karşılaştırılmayacak. Normal çaydan, yani bitki karışımlı çaydan, buradaki mesela bitkili karışımlı çaydan 30 kat daha güçlü. Çünkü saf damıtılarak elde edilen ekstraktan üretilmiştir.